şey söyledim. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız? İyi yaşamayın. Sağolunuz. Teşekkürler. Siz doktor değilsiniz ama ben de sizin tıp alanınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler başkanım. Sayın başkanımız da bugün göreve başladı. Evet, ben il başkanımıza, il başkan yardımcılarımıza, önceki dönem gençlik kolları başkanımız ve şu anda göreve seçilen yeni gençlik kolları başkanımızı saygıyla selamlıyorum. Görevinize başarılar diliyoruz. Her zaman bir abi olarak yanınızdayız. Hangi sıfatta olursa olsun bizim Türkiye'nin geleceği olan siz değerli gençlerimizin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı son derece onurlu, şerefli bir görev. Bu görevinize başarılar diliyoruz. Şu ana kadar bayrağı kendisinden devraldığınız başkanımız da Allah razı olsun çıtayı yüksek bir yerde bıraktı. Sizin performansınız da inşallah onun da altında kalmayacaktır. Bizler gerek il başkanım gerekse bütün teşkilattaki başkan yardımcılarımız ve arkadaşlarımız olarak da tecrübelerimizi, birikimlerimizi Türkiye'nin geleceğini ve geleceğini şekillendiren siz değerli gençlik kollarımıza katkı koymak için seferber edeceğiz. Ben tekrar başarılar diliyorum. Ekibinizle beraber tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sayın Bakan, Sayın İl Gençlik Kolları Başkanımız, Sayın Genç Dinamik, Hasan Nuri Kuş Başkanımız da zaten en az onun kadar gençti. Ama yaşattı, emekli oldu kendisi. Güzel bir atmosferde görevi devrediyor. Çok, Hasan Nuri Kuş Başkanımız aldığı yerden daha yukarıda devrediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Furkan Mert Çimşek kardeşimiz de bu aldığı çıtayı daha yukarı seviyede. İnşallah Allah nasip ederse hep beraber günleri görürsek bir başka kardeşimize devredecek. Çünkü bir teşkilatın en önemli kriterlerinden bir tanesi, en dinamik teşkilatımızın ilçe, özellikle ilçede ziyade gençlik kollarımız olduğunu biliyoruz. Kadın kollarımız hakikaten dinamik çalışıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de Mehmet kardeşimiz aldığı bu çıtayı daha yukarıya taşıyacaktır, yolu diyoruz. Burada tabii Hasan Başkan'ın tecrübelerinden, Sayın Bakanımızın mutlaka talimatları, tecrübelerinden istifade edeceğiz. Hep beraber de kardeşçe bir arada çalışacağız. Her zaman olduğu gibi başkanım, gerek sizin gerekse Gençlik Kolları Başkanımızın açık çek verdiğimiz ve nerede hangi programı isterseniz orada inşallah bulunmak istediğimizi bir kez daha burada tekrar edelim. Bizim adımıza gerek Vedat Başkanım gerekse diğer bütün arkadaşlarımızla beraber bizim adımıza program yapabilirsiniz. Önceden bize söylersiniz, biz de inşallah orada bulunuruz. Sayın Bakanım, o zaman burada bir söz alalım sizden. İlk programı siz de yapsın. Hayır başkanım, baş üstüne. Hayırlı olsun. Hayır, baş üstüne. Siz güzel bir program hazırlayın. Sayın Bakanımız da Allah razı olsun. Hayır başkanım. İnşallah. Gerçi bu arada program yaptığınızda topluluk içerisinde program yapma ertelenmiş vaziyette. Evet, bugün de kongre biraz daha küçük ölçekli yapalım. Evet, inşallah. İnşallah. Tabii bugün özellikle genel merkezimizin talimatı bir akşam itibariyle tüm ilçe kongrelerimizi ileri bir tarih erteledik. Bundan sonraki süreçte artık 15 günden olur, bir aydan olur. İlçe kongrelerimizi bir ciddi manada gündemimize işgal edecek gibi gözüküyor. O süreçte mutlaka yanımızda olacağınızı biliyoruz. Desteğinizi evet, mutlaka vereceğinizi biliyoruz. Çünkü gençlik kollarına destek vermediği hiçbir organizasyon başarıya ulaşamaz. Evet. Onun için çok görev düşüyor sizlere de. Bir de bizim bu 4-5-6 Nisan'daki Kızılcahamam kampı da ertelenince evet. Orada da bir boşluk doğdu. O boşluğu da inşallah yine Kayseri'mizde nasipse değerlendiririz. En az etkilenecek olan ülke yine Türkiye olacaktır zaten. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı olsun.